Herkese merhaba. Bugün ikinci bölümle karşınızdayım. Neyin ikinci bölümü? Ofiste, evde, okulda çok uzun saatler oturduğumuzda boyun ve sırt ağrıları için olan egzersiz videomuzu çekmiştik. Şimdi ise yalnızca o kadar da sınırlı mı oluyor? Hayır. El bileklerimiz, kollarımız, kalçalarımız, bacaklarımız, hip fleksörlerimiz, yani bacağımızı kaldırdığımız, yürüdüğümüz, bazı kaslarımız da kendini bırakıveriyor. Bugün hep birlikte bunun da çaresini bulacağız. Ama öncesinde eğer kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Tuğçe official hesabından Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ki birçok içeriği sizlerle her gün paylaşma fırsatım olsun. Eğer hazırsanız hep birlikte başlıyoruz. Mümkünse ayağa kalkalım ve zaten çok uzun saatler çalışıyorsanız bunda not olarak başlamadan söyleyeyim ne çok konuştu bu kız demeyin bol bol ayağa kalkmayı bir ofisteyseniz asansör yerine merdivenleri kullanmayı unutmayın ayakta ya da oturarak omuzları önden arkaya bir çevirerek başlayalım birinci bölümle de başlayabilirsiniz fakat bunu yapmaya şu an vaktim yok diyorsanız yine biraz şu omuzları geri alma farkındalığını hissedelim. Sonra kendimize bir duvar buluyoruz. Bu bir kapının pervazı da olabilir. Kapının pervazı mı denir ona? Çerçeve mi? Neyse anladınız siz. Çerçeve, pervaz öyle tutunabileceğiniz bir kolon olabilir ve duvarın yanında duruyorum. Kolu duvara yaslıyorum ve minik minik dönüyorum. Çok büyük bir açı olamayabilir. Dikkat! Çok zorlama. Sakin ve nazik. Birkaç saniye kalabilirsin ve tek tek geldim. Eğer yerim dar diyorsan dirseği bükebilirsin ve pıt 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 biraz daha dönebilirsin. Ben de daha çok dönüyorum ki niye? Kameradan sizi göreyim. Nasıl göreceğim? Halbuki bakıyorum. Evet, tekrar yavaş yavaş geldim. Şimdi kolu biraz yukarı alıyorum ve öyle dönüyorum. Pektoral kaslar, göğüs kaslarımız çok farklı açılardan geliyor, üstten, alttan. Dolayısıyla her açıyı esnetmek istiyorum. Pıt pıt pıt. Şimdi ortanın biraz altına geldim ve tek 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 döndüm. Burası biraz daha kolay olacak. Biraz daha dönebilirsin istersen. Ve geldik. Şimdi aynı şeyi öbür tarafa. Yine dediğim gibi uzatabilirsin. Fakat uzattığında dikkat et. Omzun içeri. Omurgam kötü bir postürde olmamalı. Hala dik duruyorum. Amacım göğüs kaslarımı açıp esnetmek. Ve geldim. İstersen yine bükülü versiyonu da gösteriyorum. Omuzlar kulaklardan uzak, dik bir duruştayım. Biraz yukarı, biraz aşağı oynayacağım. Çok fazla öne kapanarak çalıştığımız için omuzlar içe doğru iyice dönüyor. Bu yüzden göğüs kaslarımız kısalmaya başlıyor. Bu da bizi iyice iyice öne kapanmamıza sebep veriyor. O yüzden açtık. Bunları da açtık. İyiyiz. Şimdi elimiz masanın üzerinde ya klavyede ya mouse'da ve bileklerimize de yazık. Değil mi? Bilekleri de esnetmemiz gerekiyor. Elleri öne doğru uzat. İstersen yine oturduğun yerden yapabilirsin. Bir el bileğimi kendime doğru çekerken diğerini aşağı doğru döndürüyorum. Yani parmak uçların bir yere bir tavana. Böyle mısır dansı gibi. Birazcık böyle hareketlendiysen... Kal. Sağ elimi sol elimle tutuyorum. Bir tık daha. Yine çok nazik. Bilek eklemi de gayet nazik olunması gereken bir eklemimiz. O yüzden hisset streçe. Hem bileğimden hem de kolumun üstünden hissediyor olmam lazım. Ve şimdi yavaşça dışa doğru elimi döndürüyorum. Ve bisepsimi de hafifçe dışa doğru döndürüyorum. Yine çok nazik ol. Ve geri geldim. Şimdi el değiştir. Önce çek kendine doğru sakince, nazikçe ve şimdi dışa doğru döndür. Ve geldim. Elleri yumruk yapıp bir de daire yapalım. Dıştan içe ve içten dışa. Buradaki süreleri arttırabilirsin. Kendi ihtiyacına göre vücudunu dinlemeyi unutma. Şimdi bileklerinde ekstra bir hassasiyet yoksa ve birazcık daha streçe ihtiyaç duyuyorsan bunu yap. Yoksa Atlayabilirsin bu kısmı. Parmak uçlarım kendime doğru bakıyor ve tam omuzlarımla, kollarım ve bileklerim aynı hizada. Burada biraz kal. Burada rahat sana eğer ve biraz daha derinleştirmek istiyorsan ağırlığını biraz geriye doğru ver. Kalçanı geriye doğru it. Bileklerin yerinde kalsın. Parmak uçlarına gelme. Hala avuç içlerim yerde kalıp bekliyorum. Tekrar uyarıyorum, dediğim gibi eğer bileklerinde hassasiyet varsa bu hareketi yapma. Ve geldim. Şimdi çok oturmaktan kaynaklı neler neler olabiliyor. Hip fleksör dediğimiz bir kasımız var. Bu genelde bunu ayakta da yapabilirsin. Dediğim gibi oturduğunun farkına vardığında o telefondaki telekonferansı evde yürüyerek yapabilirsin ya da çok oturduğunu farkına varında bir dolaş. Fakat buna bile vaktim yok ve biraz ağrı hissediyorum diyorsan birazcık onu çalıştırmak için oturduğum yerde ne yapabilirim? Dizlerimi çekebilirim. Oturma kemiklerinden yine yukarı doğru uza. Şu şekilde. Hayır. Uzan yukarı. Göğsünü açık. Bu şekilde. Hayır ve geldim bu benim için çok rahat diyorsan, o kadar da değil diyorsan ayağı uzat. Hop böyle kaldırıyorum burada. Çok yukarı kaldıracağım diye yine çökme. Kalkabildiği kadar kaldır. Öbür bacağı da gösteriyorum. Bunu böyle aklına geldikçe yapabilirsin. Vaktin varsa tekrar sayısını artırabilirsin. Ve son bir tane daha yapacağım. Geldim. Ve kalçalar Kalçaların da esnemeye ihtiyacı oluyor çok fazla oturunca özellikle. Böyle rahat bir oturuşa geldim. Tek elim ayak bileğimde, diğer elim dizimde. Biraz burada kal, rahatla. Çok hafifçe yine yere doğru dizimi azıcık bastırıyorum. Yine nazik bir şekilde streci hissetmen için. Ve sonra ayak bileğime doğru döndüm. Düz bir omurgayla birazcık uzanıyorum. Uzan uzan uzan, streç biraz derinleşti. Daha fazla bir esneme hissediyorsun. Nefes al, nefes ver. Ve şimdi bak bakalım biraz daha gidebiliyor musun? Ve gidebildiğim son noktada kafamı da bırakıyorum. Ve yavaşça kalktım. Buradaki bekleme süresini artırabilirsin. Hisler gelmeye başladıysa ya da Aa, bana daha gelmedi diyorsan biraz daha git. Gel, uzan, kalk. Bunların hepsi yapılabilir. Bacak değiştirdim. Tek elimi yine ayak bileğimde. Tek elim dizimde. Hafifçe açıyorum. Ve hala dikkat oturuyorum. Böyle yığılmak yok. Yukarı uzandım. Dönüyorum ayak bileğime doğru. Uzanıyorum. Hala tek elim. Dizimin tam diz eklemin üstünden değil de birazcık daha üste al eli. Oradan hafif baskıyı sürdürüyorum. Ve yavaşça bırakıyorum. Nefes al birkaç tane. Ve yukarıya geldim. Bu kadar açılmıyor bile olabilir. Bu pozisyon bile zor olabilir. Çok normal. Kendi sınırların içerisinde esnemeye devam et. Esnedikçe açılacak. Tekrar öbür bacağa geldim. Bu sefer benim sağ dizim yukarıda. Sol dirseğimle sağ dizimi tutuyorum. Sağ elimi de sandalyenin arkasına koyuyorum ve dizimi göğsüme doğru çekerken göğsümü döndürüyorum. Arkaya doğru bakmaya çalışıyorum. Omurgam bir rotasyon içerisinde. Al nefes ve ver nefes yukarı doğru uzamaya devam ediyorum. Ve geldim. Hadi bir kez daha. İyice çek, yüksel, uza ve dön. Ve geldim. Şimdi değiştirdim. Bu sefer Sağ elim sol dizimde ve uzuyorum. Sağ sol farkı olabilir. Mesela benim sol hamstring'im ve sol kalçam biraz daha kapalı. Bu çok normal. Sağ sol farklı, niye böyle diye panik olma. Nefes al, yalnızca farkında ol. Ve geldim. Şimdi istersen bunu yine ayakta yapabilirsin. Tek bacağı uzattım elle yakalayabilirim. Ya da uzanamıyorsan uzanmak zorunda değilsin bir havlu ya da terabantla tutabilirsin. Ve kendime doğru çekerken omurgamı düz kullanmaya çalışıyorum. Şöyle ki tık tık tekrar döndüm. Kendimi yani bırakmıyorum. Önce mümkün olduğunca düz kalmaya çalışıyorum. Hamstring kaslarını hissedeceksin streçe. Bunu dediğim gibi yine ayakta da yapabilirsin. Ama yerim dar diyenlere bahane yok diye bu şekilde yapıyorum. Hadi bakalım. Devam. Ve geldim. Şimdi öbür bacak için de aynı şey geçerli. Topuğumu iyice karşıya itiyorum. Ayak bileğimi ve ayak parmaklarımı kendime çekiyorum. Dikkat et. Çok fazla yuvarlanma. Mümkün olduğunca kendi limitlerinde omurganı doğal pozisyonda tutmaya çalış. Kalçayı hafifçe geri açmaya çalış. Zaten çok açamayacaksın. Ve geldim. Al bir nefes. Kocaman bir daire yap. Arkadan öne. Tekrar ellerimizi kalbin önünde birleştirelim. Uzanalım yukarı. Nefes al. iyice uzandığını hisset. Omurgan uzasın. Omurların arası açılsın. Yaşadım şu an resmen. Ve nefes verirken aç göğsünü. Sırtını kullan. Ve geldik. Uzun süre oturanlar için, uzun süre oturarak çalışanlar için olan videomuzun ikinci bölümünü de birlikte tamamladık. Eğer vaktin varsa birinci ve ikinciyi ard arda yapmanı öneririm ki bütün vücudun şöyle bir rahatlasın ama eğer vaktin yoksa ikisini parçalara bölerek ihtiyacın doğrultusunda yapabilirsin. Eğer videoyu beğendiysen ne yapacağını biliyorsun beğene basıp paylaşıyorsun. Eğer ama hala kanala abone olmadıysan lütfen kanala abone ol ve bildirimleri aç ki senin için böyle güzel videolar çekmeye devam edebileyim. Ayrıca Instagram Tuğçe İrtam Official hesabından beni her gün takip edebilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.